Merhaba, uygulamalarla C# dersimizin bu bölümünde şurada görmüş olduğunuz gibi bir kullanıcı paneli yapacağız bu sefer. Önceki örneğimizde bir basit bir kullanıcı giriş ekranıydı. Bu seferki de kullanıcı paneli. Kullanıcı paneli olarak isimlendirmemizin sebebi buradaki yaptığımız girişe göre sağ tarafı aktif hale getirmek olacaktır. Örneğin buraya yine yazdığımızda mesela admin 1, 2, 3 yazdık. Yine önceki örneğimizde yaptığımız değişiklikler şu şekilde. Buraya bakın, şifre ve şifre tekrar olarak karşımıza gelecek, bir şifre değiştirme ekranı olacak. Burada mesela ben eski şifrem 1 2 3'tü. Ben şimdiki şifremi 1 2 3 4 olarak ayarlıyorum şu şekilde. Bakın burada ikisinin aynı olmaması girilen bilgiler birbiriyle uyuşmuyor şeklinde bir hata verecek. Eğer ikisi aynıysa artık değiştirme işlemi gerçekleşecek ve çık dediğimizde bakın buradan çıkış yapmış olacağız. Daha sonra burada bakın admin, şimdi şifreyi gösteriyorum, 1 2 3. Tekrar az önce 1 2 3 ile girdiğim şifreyi şu an yanlış kullanıcı adı ya da şifre diyor. Ben burayı artık 1 2 3 4 yaptığımda sistemde artık burası 1 2 3 4 olarak açılacak. Şimdi gelelim bunun nasıl yapıldığına birlikte bakalım. Burada form birim üzerinde öncelikle yine tasarım işlemlerini gerçekleştireceğim. Birinci önceliğim şu olacak. Şuraya form bir kısmını kullanıcı paneli olarak yazdım. Daha sonra size kısmını değiştireceğim. Size'ımı da ben şu şekilde 500'e 200 piksel olarak ayarlayacağım. Bu da tamamdır. Daha sonra ekranımın tam merkezinde açacak şekilde ayarladım. Son olarak şurada formumun arka plan rengini de sistemdeki bir renk yapacağım. Back color'ıma geldim. Şu şekilde şuradan özel renklerden şuradaki rengimi seçtim. Ve artık bakın şu görünümü elde etmiş olacağım. Şimdi gelelim içerisindeki nesnelere. Burada neler var? Bir adet kullanıcı girişi isminde bir group box. Burada da bir şifre değiştir isminde bir group box. O halde bu group box'ların ben hemen ekleyeyim. Alt kısımda kapsayıcılar kısmında bakın şurada group box olarak burada karşımıza geldi. Şunu şöyle ekrana tam şu şekilde hizalayayım. Daha sonra bir tane daha group box ekliyorum buraya. İkinci group box'ımı da ekledim. Onu da şöyle yapalım. Şu şekilde gerçekleştirmiş olalım. Şimdi buradaki group box'ımın ismi kullanıcı girişi olarak ayarlamışız. Hemen onu düzeltelim. Şuraya seçtim ve tekstimi kullanıcı girişi olarak yazdım. Bakın buranın ben group box'ımın fontunu birazcık büyütürsem içerisine eklemiş olduğum nesneleri de şurada size'ını birazcık büyütürsem içerisine eklemiş olduğum nesneleri de buna göre ayarlamış olacağım. Şöyle 9 hatta 10 da kalsın. Aynı şekilde de group box 2 için de gerçekleştireceğim bu işlemi. Şöyle yapacağım. Group box 2'yi seçtim. Group box 2'de yine şuradaki size değerimi 10 punto olarak ayarladım. Group box 2'min text kısmına şifre değiştir yazmışız. O zaman buraya da text kısmına hemen şu şekilde şifre değiştir ekranımız gelsin. Tamam. Sonrasında şunu yapıyoruz. Kullanıcı girişinin altında kullanıcı adı ve şifre kısımlarımız var. Hemen label'larımı ben buraya atıyorum. Burası kullanıcı adı. Şuraya hemen altına şifre kısmı. Sağ tarafında hemen text box'ları var. Onları da hemen buraya aldım. Text box 1 ve text box 2 olarak buraya aldık. Sonrasında bir giriş yap butonu bir de şifre göster checkbox'ımız var. Hemen checkbox'ımızı da ekleyelim. Yukarıdan checkbox bu bizim şifre göster checkbox'ımız. Bir de giriş yap butonumuz. Şu şekilde. Tamam. Şimdi hemen buraya kullanıcı adı ve şifre alanlarını yazıyorum. Label birimin
tekstine ben şuraya kullanıcı adı yazıyorum. Buraya şifre yazıyorum. Pardon. Buraya hemen şifre yazıyorum. Şunu hizalayalım. Tamam. Buraya giriş yap yazacağım. Şuraya şifre göster diyeceğim. Şuradaki şifre gösterin. Mesela büyüklüğünü ben biraz daha düşüreceğim. Şuradaki font kısmından hemen şurayı 9 hatta 8 olarak ayarlayalım. Şu şekilde kalsın. Tamam. Şimdi sol tarafımın tasarım kısmı bitti. Sağ tarafıma geçiyorum. Sağ tarafta da şifre, şifre tekrar isminde iki tane label'ım var. Hemen onları da buraya alıyorum. Şifre ve şifre tekrar isminde iki label ve iki tane text box. Bakın hemen şuradan kopyalıyorum buraya. Şu şekilde aldım. Şuraya da karşısına yazdım. Bir tane de buraya, pardon. Bir tane de şöyle seçtim. Bir tane de şuradan buton alıyorum. Butonumu şöyle. Birincisi şifreyi değiştir butonu olacak. Diğeri de çıkış yap butonumuz olacak. Şunları şöyle biraz daha yine genişleterek gerçekleştirelim. Tamam. Şimdi buranın isimlerini hemen yazalım. Buradaki yani ekranda görünecek isimlerini yazalım. Burası şifre. Hatta nasıl yazmışız? Şifre, şey şifre tekrar. Buraya da şöyle şifre tekrar. Şurayı da şöyle biraz sağa doğru çektikten sonra işlem tamam. Şimdi burası giriş yap olarak kalmayacak tabii ki. Şifreyi değiştir olarak kalacak. Burası şöyle değiştir olarak yazıyorum ve buraya da çıkış yap olarak yazıyorum. Çıkış yap yazdım. Şu şekilde oluşturduk. Bakalım tasarım olarak evet buraya benzedi mi? Benzedi. Bir kere şöyle bir çalıştırıyorum ben formumu. Şu anda bakın formum geldi. Tasarım olarak gayet iyi. Şimdi name kısımlarını oluşturacağım ve daha sonra da şuradaki görüntümün başlangıçta pasif olarak gelmesini istiyorum. Çünkü programımda ilk giriş hani giriş yapılmadan önce buranın pasif olması gerekiyor. Bunun için de yaptığımız bir özellik vardı. Şimdi onu bir kısaca hatırlayalım. Öncelikle şuradaki group box'larımın ben name'lerini bir değiştireceğim. Group box buraya giriş yazıyorum. Buraya da group box şifre olarak yazıyorum. Şimdi ben formum yüklendiği anda şunu yapmak istiyorum. Bakın formum yüklendiği anda şuradaki şifre değiştir group max'ın pasif olsun. Bunun için iki yöntemimiz var. Formumu seçtiğimde şurada events olaylar kısmında bakın hemen load kısmını görüyorsunuz zaten. Form 1 load yani bu formum yüklendiğinde çalışacak kodları buraya yazacağız. Buraya çift tıkladığımda bana form 1 load kümesini oluşturacak. Bakın hemen kod kısmında da geldi. Şimdi form 1 load'da ne yapmam gerekiyor? Şunu yapmam gerekiyor. Group box'ının şöyle group box bakın şifrenin nokta enabled özelliğini false yapacağım. Şimdi bir çalıştırıyorum tekrar. Formun yüklendiği anda başlangıç esnasında bakın burası artık pasif olarak karşımıza gelecek. Güzel. Şimdi formum yüklendiğinde aynı zamanda mesela ben şuradaki tab indekslerimi de ayarlayabilirim. Mesela ben form çalıştığı anda şu şekilde çalıştığı anda bakın ekranda şurası karşımıza geliyor.
Bunu nasıl yapacağız? Şöyle, yine mesela ben normalde yaptığım şey tab indeks özelliğini sağlamaktı. Bakın şuraya tıkladım. Mesela ben oraya tıkladığımda alt kısımda tab indeks, pardon şu an Evans'taymışız. Şurası özellikler ve tab indeks değerini 1 olarak görüyorsunuz. Mesela ben bunları form üzerinde her bir nesnem için burada yazabilirim. Örneğin TX'de, tabi henüz bunların name'lerini oluşturmadığımız için burada isimlerini göremiyoruz. Hemen şuradan name'lerimizi oluşturalım. TX'de kullanıcı adı olarak yazdım. Buraya TX'de 0 olarak yazıyorum. Sonra buraya TX'de yeni şifre yazıyorum. Mesela TX'de yeni şifre yazıyorum. Buraya TX'de yeni şifre tekrar olarak isimlendirdim. Burasını da BTN giriş yazdım. Buraya da BTN değiştir olarak yazdım. Buranın da name'ini hemen değiştiriyorum. BTN şöyle çekiş olarak yazdım. Bu name'i neden yaptık? Buradaki kodlamayı biraz daha rahatlatmak için. Şimdi gelelim, form yüklendiğinde ben tab indekslerimi ayarlamak istiyorum. Bakın bunun da iki yöntemi var. Birincisi şuradaki form üzerindeki tab indeksleri seçerek her bir nesneye sıralama verebiliriz. Tab indeks 1, 2, 3, 4 şeklinde. Ben burada şunu yapacağım. Her bir nesnemin tek tek özelliklerini yazacağım. Mesela TX'de kullanıcı adı nokta, bakın tab indeks diye yazdığımda eşittir. Ben burası 1'den başlasın. Daha sonra ikincisi TX'de şifre nokta, yine tab indeksine geldim. Burası da 2 olsun. Daha sonra butonu yazsın. Örneğin TX'de şöyle TX'de pardon BTN yazalım. BTN giriş nokta text pardon nokta tab indeks eşittir. Buraya da 3 değerini veriyorum. Şimdi yeniden çalıştırdığımda buranın bakın başlangıç olarak şöyle geldiğini göreceğiz. Bakın bu şekilde geldi. Şurada bunlarda da herhalde burada da bir üçüncü seçeneğimiz var. Ondan sonra buraya geliyor. Tamam. O önemli değil. Onu ayarlayabiliriz. Bakın şöyle yine ben mesela dördüncü şeye checkbox birinde yine mesela tab indeksine tab indeks eşittir 4 yaparsam sorunum düzelecektir. Tekrar bakıyorum. Tab tuşuna bastığımda bakın şu an sorunum düzelmiş bir şekilde geliyor. Burası enabled'ını false yaptığımız için buraya herhangi bir giriş gerçekleştirmiyor. Ama aynı şeyleri burada da gerçekleştirebilirsiniz. Hani orası açıldığında örneğin TX'de yeni şifre 5, 6 şeklinde gidersek orası açıldığında aktif bir şekilde kullanacaktır. Mesela şöyle TX'de yeni şifrenin tab indeksine geldim. Ona eşittir. Bu sefer 5 verdim. TX'de yeni şifre tekrarın tab indeksine sıralamada 6. sıraya verdim. Daha sonra BTN değiştirin nokta tab indeksini 7. sıraya verdim. Ve son olarak BTN buradaki çıkışın tab indeksini de eşittir 8. sıraya verdim. Şu an basit bir sıralama işlemi gerçekleştirdik. Bunları bu şekilde ayarlamak zorunda mıydık? Hayır. Sadece burada her bir nesneyi seçtiğimizde şurada tab indekslerini de ayarlayabilirdik. İşin maksadı sadece tasarımsal olarak bunları göstermek oldu. Peki şimdi biz ne yapacağız? Giriş yap butonumuza bastığımızda buradaki girişi kontrol edeceğiz. Bakın bunun için şöyle bir özelliğimiz var. Daha önceki örneğimizde biz buraya kullanıcı adı admin ve şifreyi 1, 2, 3, 4 olarak vermiştik. Yani şöyle mesela if diyorum ve txt kullanıcı adı nokta buranın teksti eşit eşit admin ise tamam ve demiştik ve txt şifreye girilen değerin teksti eşit eşit şöyle daha önceki örneğimizde 1, 2, 3, 4 şeklinde yapmıştık.
Şimdi buradaki örneğimizde biz şunu yapacağız. Şimdi burada bir değişken kullanmak istiyorum. Sebebi de şu. Buradaki değişkeni programın farklı yerlerinde değiştirebilmeyi sağlamak. Örneğin ben burada şu şifre değişikliğini yaptığım anda otomatik olarak burada da aynı işlemi gerçekleştirebileyim. Bu şekilde varsayılan olarak yaparsanız programın hiçbir yerinde değişmeyecektir. Her yerinde sabit olacaktır. Bu yüzden biz bir string değişken tanımlaması yapacağız. String değişken tanımlamasını şu şekilde yapacağız. Mesela string şifre diyorum. Eşittir ve ben buraya string tanımlaması olduğu için çift tırnak içinde yazıyorum. Buraya başlangıç şifremiz 1, 2, 3, 4 olsun. Şu şekilde. Bir başlangıç şifresiyle verdim. String ifadeler şu şekilde metinsel ifadeler içerisinde barındıran değişken türleridir. Şimdi değişkenin zaten isminin değişken olmasının sebebi bu. Programın herhangi bir yerinde değiştirilebilir olması. Bakın ben şimdi buraya artık txt şifrenin tekstini 1, 2, 3, 4 değil de doğrudan şifre değişkenimi alıyorum. Şifre değişkenimi aldıktan sonra programın neresinde ben bunu değiştirirsem orasında bu şifre değişecektir. Eğer bakın ben bu tanımlamayı bu butonun içerisinde yapmış olsaydım yaşam alanı burası olacağı için programın diğer alanlarında bunu göremeyeceğiz. O yüzden ben bunu global olarak tanımladım. Yani bu şifreyi ben şuradaki küme parantezi içerisinde yani şuradaki form 1 nesnesi sınıfının içerisinde tanımlamış oldum. Yani burada herhangi bir yerde bunu ben rahatlıkla çağırabiliyorum. Peki burası eğer kullanıcı adının admin ve şifrede sistemde girilen şuradaki değişkene eşitse o zaman ne yapacağız? Yapacağımız şey çok basit. Bir mesaj box vereceğiz. Mesaj box nokta show diyeceğiz. Buraya diyeceğiz ki giriş başarılı diyeceğiz. Giriş başarılı. Peki sonra buraya virgül bilgilendirme şeklinde yazacağım. Ben burayı şimdi uzun uzun yapmıyorum. Buraya sadece bir bilgilendirme olduğunu belirttim. Şimdi buraya else diyorum. Bu arada şunu yapmamız lazım burada. Giriş başarılıysa yan taraftaki group box'ı açmamız gerekiyor. O halde group box şifrenin nokta enabled özelliğini artık true'ya burada çevirmemiz lazım ki artık oraya müdahale edebilelim. Eğer ki kullanıcı adı yanlış ise o zaman şunu yapacağız. Kullanıcı adı veya şifre yanlış ise messagebox.show diyeceğiz. Yanlış kullanıcı adı ya da şifre girdiniz diyeceğiz. Veya tekrar deney şeklinde de yazabilirsiniz. Buraya noktalı virgülü yazdım. Bakalım bir nasıl çalıştığını görelim. Mesela ben buraya yine yazıyorum. Admin 1, 2, 3, 4. Bakın giriş başarılı dedi ve sağ tarafı aktif hale getirdi. Güzel. Ben burayı mesela çıkış yanlış kullanıcı ya da giriş şifre dediniz. Bakın burada herhangi bir şey yapmadık. Sadece burayı pasif yapabilirdik. Mesela burayı yanlış girildiyse yine tekrardan pasif konumuna getirebilirdik. Bunun için de şunu yapacağız tekrar. Group box şifre nokta enabled özelliğini eşittir false olarak değiştireceğiz. Güzel. Şimdi gelelim işin değiştir kısmına. Buradaki butonda ne yapacağız? Pardon, bir de şuradaki şifre göster seçeneğimiz vardı. Burada şifre göster seçeneğimizi oluşturmak için öncelikle burada programda bir varsayılan password char oluşturmamız gerekiyor. Yine bunu şurada form 1 load içerisine yapabiliriz. Bakın buraya txt şifrenin nokta password char'ını hemen şurada belirleyelim. Eşittir. Tek tırnak içerisinde yazıyorduk ve başlangıçta password char'ımızda bakın yıldız olarak belirledik. Çalıştırıyorum ben şimdi burayı tekrar. Şuraya veri girişi yaptığımda artık yıldız olarak karşımıza geldi. Şimdi burayı nasıl yapıyorduk? Şifre gösteri çift tıkladığımda bakın checkbox bir check change özelliği.
Buraya yine bir if else oluşturacağız. Eğer diyeceğiz buradaki checkbox 1'in seçeneği seçili ise yapması gereken şey şu. Burada şifre gösterme işlemini gerçekleştireceğiz. Yani bunun için şu TX'de şifrenin nokta password çarp özelliğini eşittir diyorum. Tırnak içerisinde şöyle slash 0 olarak yazdığımda bunu varsayılan olarak temizleyecektir. Yani bize şifreyi gösterme işlemini gerçekleştirecek. Eğer else yani buradaki checkbox 1 seçili değilse o zaman oradaki onay kutucuğu olmayacak anlamına geliyor. Onay kutucuğu seçili değilse şifreyi göster seçeneğinde pasif olduğu anlamına gelecek. Dolayısıyla TX'de şifrenin nokta password çarını bu sefer yeniden varsayılan haline getireceğim. Getirdim. Şimdi burayı da bir kontrol edelim hemen. Bakın buraya yazıyorum ve şifre göster dediğimde bakın şu şekilde burası da aktif olarak artık çalışıyor. Çok güzel. Şimdi gelelim işin buradaki değiştir butonuna ve çıkış yap butonunda neler yapacağımızı. Değiştir butonuna bastığımızda öncelikle girilen iki tane şifrenin kontrolünü sağlamamız gerekiyor. Bakın şuradaki örneğimizde mesela şifreyi 111 yaptım ve 1 yaptım. Değiştirdiğinde de girilen bilgiler birbiriyle uyuşmuyor diyor. Burası olası bir yanlışlığı engellemek için sağladığımız bir kontrol. Dolayısıyla her ikisinin birbirine eşit olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Yine bir işin içinde if else var. If diyorum yine ve TX'de bu sefer yeni şifrenin tekstiyle yani oraya girilen metinle bakın burada tek eşittir kullanamıyoruz. İki eşittir kullanıyoruz. TX'de şifre tekrarın teksti birbirine eşit ise güzel. O zaman şifreyi değiştireceğiz artık. O zaman sistemdeki bakın şifre değişkenime ben şunu yapacağım. Eşittir diyorum ve TX'de mesela ben bir tanesini alsam fark etmez. İkisinde de veriler sonuçta aynı. Ben yeni şifrenin tekstini artık olduğu gibi şifre değişkenime aktardım. Ve şifre değişkenime aktardıktan sonra hatırlarsanız şurada şifreyi buraya eşitlemiştik. Artık şifreyi sistemde değiştirdik. Mesela 15 yaptık. Burada artık 15'i kontrol edecektir. Biz burada 1, 2, 3, 4, 5 yaptığımızda burada artık 1, 2, 3, 4, 5'i kontrol edecektir. Bunu sağladık. Şimdi eğer buradaki kullanıcı adı ve şifre bilgisi eşit değilse bu zaman buradaki else'yi kullanacağız. Bakın şöyle else. Şimdi burada çok önemli bir bilgiden daha bahsedeceğim. Burada bakın şunu da yapabilirdik. Kullanıcı ve şifre her ikisi de birbirine eşit değilse. Bakın eşit değilseyi belirtmek için şurada ünlem eşittir'i kullanıyoruz. Ünlem eşittir ifadesi de eşit değilse anlamına geliyor. Yani buradaki ünlem eşit değilse anlamına geliyor. Şuradaki de eşit değilse olarak nitelendiriliyor. O zaman da şuradaki tabii kodu tam tersine yapacağız. Yani buradaki bilgiler eşit değilse o zaman ekrana bir mesaj kutusu vereceğiz. Girilen bilgiler eşit değildir yapacağız. Biz şimdi burayı yeniden eski haline getirelim. Mesela eşittir. Şimdi artık buraya yazacağız. MessageBox.show diyorum. Ve açtım parantez. Girilen bilgiler eşit değil diyorum. Ve ben buraya bir tane de virgül şuraya hata diye belirtiyorum. Uzun uzun diye yazmıyorum. Şimdi burası güzel. Bakalım tekrar çalıştıralım. Şu an girişimiz için yine admin yazıyorum. Şifreyi 1, 2, 3, 4 yaptım. Bakın gösterdik şifreyi. Tamam. Giriş yaptım. Giriş başarılı. Burayı açtım. Ve buraya 1, 1, 1 yazdım. 1 yazdım. Değişti dediğimde girilen bilgiler eşit değil dedi. Tamam dedim. Bakın girilen bilgileri eşit dediğimde buraya tabii bir tane de uyarı vermemiz gerekiyordu. Şifre değiştirme işlemi gerçekleştirildi diye. Hemen onu da yazalım. Mesela şu şekilde bir mesaj box'ı hemen şuraya messagebox.show diyelim. Değiştirme işlemi başarılı diyelim ve buraya hemen yine
başına bilgilendirme şeklinde yazmış olalım. Güzel. Devam edelim. Bunu da yine bir kontrol edelim hemen. Şurayı tekrar bir kontrol edelim. Admin 1, 2, 3, 4. Giriş yaptım. Giriş başarılı. Bakın buraya 1, 1, 1 değiştir. Girilen bilgiler eşit değil dedik. Aynı olduğunda değiştirme işlemi başarılı dedik. Bakın şimdi ben burada giriş yap içerisinde 1, 2, 3, 4'ü yanlış kullanıcı ya da şifre girdiniz dedi ve burayı kilitledi. Bakın ben burayı şimdiki haliyle 11 yazdım. Artık yeni değerimiz 11 olarak karşımıza gelip açılma işlemini gerçekleştirecek. Şimdi son basamak olarak şuradaki çıkış yap butonunu ayarlayacağım. Hemen oraya devam edelim. Çıkış yap butonunda da yapacağımız şey şu. Buradaki nesnelerimize çık dediğimizde bakın burayı temizlemek olacak. Hemen yapalım o halde. BTN çıkış için şu şekilde yapacağız. TXT yeni şifreyi temizleyeceğiz. Clear. Ardından TXT yeni şifre tekrarı da temizleyeceğiz. Clear dedik. Sonrasında ve buradaki grup box'ımın enabled özelliğini şuradaki nokta enabled özelliğinde false olarak ayarladığımda artık çıkış işlemimiz gerçekleşmiş olacak. Bakıyorum. Hemen yazalım. Girişimizi yapalım. Admin 1, 2, 3, 4. Sistem varsayılan girişi 1, 2, 3, 4'tü. Program her açıldığında 1, 2, 3, 4'ü ayarlı. Çünkü yukarıdaki değişkeni 1, 2, 3, 4 olarak ayarlamıştık. Bu program içerisinde bu değişikliği gerçekleştirebiliyoruz. Ve şöyle tekrar değiştirdim. Değiştirme işlemi başarılı. Bakın çıkış yap dediğimizde artık buradan çıkış yaptık. Şifreyi gösterdim. Artık yeni şifrem 1, 2, 3, 4 değil. Tekrar değiştiriyorum. Eski şifremi yani pardon yeni şifremi girdiğimde giriş başarılı olarak gelecek karşımıza. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.